Ayşe Böhürler, Büyük Annem, Annem ve Ben Uzun süredir Arap dünyasındaki kadınlar üzerine yazmak istiyordum. Nereden başlasam diye düşünürken arşivimde yer alan Edward Said'in kız kardeşi olan Jean Said Maktis ile iki gazeteci arkadaşımla birlikte yaptığımız röportaj aklıma geldi. Lübnan'da Edward Said'in yaşadığı evde yaptığımız bu söyleşi de Jean Said'in söyledikleri kadar bölgede ilgimizi çekmişti. Lübnan'da Madden bölgesinde Beyrut Şam otoyolunun üzerinde yer alan bu dağ kasabası olan Dor el Koir, 16. yüzyıldan kalma Hristiyanlık tarihini yansıtan eserlerle doluydu. Can Said, Beyrut İç Savaşı'nı yazdığı Beyrut Fragments adlı eserin ardından Teta, Madremmi, Üç Kuşak Arap Kadını ismiyle yazdığı kitapta Osmanlı dönemindeki gündelik hayata ilişkin çarpıcı bilgiler, karşılaştırmalar vardı. Said büyük annesi ve annesine anlatırken gündelik hayattan örneklerle bölgeyi, yaşam biçimini ve bölge siyasetindeki değişmeleri üç kadının hayatının ekseninden ortaya koyuyordu. Aynı zamanda Can Said'in üç oğlundan biri olan Üsame Maktesi Osmanlı tarihi özellikle de arşivler üzerine de çalışmış bir tarihçiydi. Büyük annem misyoner bir papazın kızıydı. 1973 yılında ölen büyük annemi seviyor ama anlayamıyordum. Onun hayatı üzerine çalışmaya karar verdiğimde hiç tanımadığımı fark ettim. Lübnan İç savaşı esnasında annem ölmüştü. Onun sağlığında büyük annem hakkında aldığı notlar bana çok yol gösterdi. Büyük annem Osmanlı İmparatorluğunda doğmuştu. 19. yüzyıl başlarında Beyrut'a gelen bir papazın kızıydı. Herkes onların büyük modernleştiriciler ya da emperyalistler olduğunu iddia ediyordu. Ama o dönemlerde Müslüman kadınlar Hristiyan kadınlara kıyasla çok daha avantajlıydı. Kendi mallarına sahip olabiliyordu. Hristiyanlarda ise evli kadınların malları evlendiği anda kocasına geçerdi. 1860'da evli kadınlar için mülkiyet hakkı yasası çıkana kadar mal sahibi olamadılar. Müslüman kadınlar buna hiç maruz kalmadı, bu anlamda çok daha öndeydiler. Büyük annem öğretmenlik yapmak üzere yetiştirilmek üzere İngiliz misyoner okuluna gidiyordu. Büyük annemin annesine ait bir fotoğraf var bende. Mendil örtünüyor. O dönemde Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudi kadınların tümü örtünüyor. Tümü aynı giysileri giyiyor, hatta yurt dışından gelen misyoner kadınlar bile yüzlerini kapatıyormuş. Fransız bir rahibenin yazdıklarını okudum, bu giyinişin çok rahat olduğunu söylüyordu. Jean Magdisi'nin Osmanlı ve Türkler hakkındaki düşüncesi, büyük annesini tanımaya çalışırken değişiyor. 1990'da İstanbul'a geliyor ve şehirden çok etkileniyor. Öyle ki torununun ismini Sinan koyuyor. Osmanlıyı nasıl keşfettim? Osmanlı İmparatorluğu hakkında batılı tarih kitaplarında ve Arap ülkelerinde çok olumsuz bir yargı vardı. Kahire'de Osmanlıyı Avrupa'nın hasta adamı diye adlandırdıkları bir İngiliz okuluna gitmiştim. Oradan zihnimde kalan bilgilerle Osmanlıların kötü olduğu fikrine sahiptim. Benden önceki neslin hatıralarında açlık ve kıtlık yaşandığı dönem vardı. Onlara göre buna Osmanlı sebep olmuştu. Ancak okuduğumda gördüm ki bu İngilizlerin ablukasının sonucuydu. Osmanlı hakkındaki düşüncemi tamamen değiştiren Albert Hurani'nin Arapların Tarihi isimli kitabı oldu. Hurani Osmanlı'yı büyük bir medeniyet olarak anlatıyordu. Osmanlı döneminde tüm Arap coğrafyası açık bir alanda sınırlar yoktu. O dönemi yaşayan ailelerle pek çok görüşme yaptım. Görüştüğüm her ailenin diğer ülkelerde akrabaları vardı. Lübnanlıların Filistin'de, Suriye'de ya da tam tersi. Herkes birbiriyle bağlantılıydı. İnsanlar bir ülkeden diğerine seyahat ediyorlardı. Ama şimdi bir sürü sıkı korunan sınırlarımız var. Süre gelen savaşlar var. Osmanlı dönemindeki açıklıktan bu yüzyılda geldiğimiz nokta bu. İnsanın kendisiyle çatışması. Jean Said Magdisi kitabının ilk bölümüne Contradictions of Self-Portrait ismini vermiş. Arap dünyasında olan biten her şeyin bu çatışmayı yansıttığına inanıyor. Kimlikler arasında tercih yapılamayacağını, siyasi tarafların bunu zorlamasının sonuçlarını üç kuşak kadının hayatı üzerinden anlatıyor. Benim evde oturan, üniversitede ders veren ve siyasi bir tarafı olmayan bir kadın olarak bu süre giden siyasi olaylarla ilişkim ne? Ben bir Hristiyanım ama Müslüman medeniyetinin de bir parçasıyım. Hristiyanlığımdan gurur duyuyorum, aynı zamanda İslam'dan da uzak değilim. Müslümanlarla kültür tarihimiz ortak. Biz hepimiz Arap dünyasının bir parçasıyız. 1967'de Amerika'daydım. Medyanın burada olan bitene yaklaşımını anlayamıyordum. Onlara göre Arap ve Müslüman olan her şey kötüydü. Geleneksellik neden kötü olsun? Modern kadından bahsederken de geleneksel derken de ne kastettiğimize bakmak gerekir. Evet, başörtüsü geleneksel. Ama örtünen bir kadın bir savaşçı olabilir, devrimci olabilir ya da öğretmen olabilir. Diğer taraftan batılı giysiler giyen bir kadın modern midir? Belki kocasına bağımlı bir kadındır. Bu bölge hakkında yazanlar sadece Müslüman kadınlar için değil, Arap kadınlar için de geleneksel kelimesini kullanıyorlar. Onlar için geleneksel olan her zaman olumsuz bir anlama sahip. Evet ama İyi geleneklerimiz de var. Misafirperverlik de bizim geleneğimiz. Bu bölgeyi konuşurken tüm bu kelimeleri bir kenara bırakmalıyız. Not, Can Said Maktisi'nin diğer oğlu Sare Maktisi de Ukla'da karşılaştırmalı edebiyat profesörü olarak Amerikan Arap Edebiyatı üzerine çalışıyor. Ayşe Böhürler, Yeni Şafak